Hazır mıyız? Son kez bir planın üstünden geçse miydik abi? Oğlum son geçecek bir şey yok. Yani korkutacağız. Bu başka da bir şey yok. İşte tamam da yani ne kadar korkutuyoruz tam olarak? Borcunu ödeyecek kadar. Ya daha fazla değil ama. Ne demek oğlum şimdi? Yani abi tam ayarını anlamaya çalışıyorum. Hani biz ne kadar korkutunca adam borcunu ödeyecek, biz bunu nasıl anlayacağız ki yani? Doz arttıracağız oğlum. Borcumu ödeyeceğim deyince de salacağız, bırakacağız adamı. Tamam. Tam olarak bunu öğrenmeye çalışıyorum Vedat abi. Tam olarak sormak istediğim soru buydu. Tamam. Anlattım işte. Yani açıkça söylüyoruz hani böyle rastgele bir şiddet uygulamıyoruz yani. Lan oğlum biz niye rastgele şiddet uygulayalım lan? Biz manyak mıyız ya? İşimizi yapmaya geldik, mesajımızı vereceğiz, çıkacağız bu. Tamam mı? Hazır mısın? İnelim mi? Hadi be. Tamam mı? Çok önemli bir noktada böyle anlaşamadık gibi geliyor Vedat abi şu an. Neymiş Evrenciğim bu önemli nokta ya? Şimdi Vedat abi yani girip ne diyoruz yani? Sermet abiye borcunu ödeden... Net bir ifade mi kullanıyoruz yoksa böyle hani gizli bir şekilde mi ifade ediyoruz kendimizi? Ya Evren bir de bak anladım diyorsun ya. Az kalsın iniyorduk lan arabadan. Abi söylemiyoruz değil mi? Ya o böyle bir kafama bir takılmış. Lan oğlum söylenir mi lan öyle bir şey? Ha. Koskoca adam 25.000 TL için adam dövdürtüyor derler oğlum. Sermet falan yok. Gideceğiz, paramızı isteyeceğiz. Vermem derse de adamı azıcık döveceğiz bu. Herif nereden anlayacak hangi alacaklının dövdürttüğünü? Anlar o. Ne oğlum? Hı? Sorun ne ya? Ya Vedat abi nereden anlayacak adam? Nereden? Ya bak şimdi dükkanda oturuyorsun. 2 tane random adam geliyor, senin ağzını burnunu kırıyor gidiyor hop. Şimdi bu adam parayı kime yatıracak bu parayı yani? Anlar ya. Yani belli ederiz yani bir şekilde. Yani. Ya ben tam meblağ mı öğrensen abi? Niye? Hani tam meblağ söylersek anlar. Yani mesela girdik içeri. Öde lan 26.677 TL artı KDV. Muhasebe falan da takip et. Lan oğlum, isim vermekten ne farkı var şimdi bunun? Yani tabii evet, doğru. Sikiyim, taktı ya. Gitti esnaf adama taktı ya. Milyonlarca lira alacağı var, gitti 25.000 TL'lik borca tutuldu ya. Allah'ım yarabbim, sal adamı ya, adam batmış zaten ya. Batmış mı? Batmış amına koymuş da adam ödeyemiyor adam borçlarını, batmış. Abi o zaman korkutmasak mı Vedat abi? Çünkü böyle stres dönemlerinde kalbi zayıf olabilir. Oğlum ne diyorsun sen? Başlama Allah aşkına, başlamayın Evren. Yanlış bir şey söylemiyorum Vedat abi. Diyorum ki bak bu erkeklerde bu genelde kalp krizi böyle maddi çöküntü dönemlerinde görülüyormuş. Yani öyle bak şimdi bir de üstüne 2 tane adam giriyor içeri. Senin ağzını burnunu kırıyor, çıkıyor dükkandan gidiyor şimdi. Yani adamın kalbi bunu kaldırmayabilir Vedat abi. O zaman sen Sermet abiyi ara söyle ama sen söyle. Adamın kalbi kaldırmaz de. Tamam abi. Az korkutalım o zaman. Vedat abi çok az. He? Tamam. Şimdi adama diyelim ki sen 1 hafta içinde bütün borçlarını kapatacaksın diyelim. Herkesin işi görürsün. Vedat abi adam nasıl ödesin 1 haftada herkesin borcunu? Zaten ödeyebilecek parası olsa gider herkesin borcunu öder. Lan sen ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun oğlum sen benden ya? Vedat abi, sence biz bu iş için doğru ikili miyiz abi? Yani biraz fazla mı naifiz bizi bu iş için? Ya ben yapıyordum ya. Sen gelmeden önce ben çok iyiydim ya. Gidiyordum çat. Yapıyordum oğlum işlerim ya. Geldin benim kafamı siktin oğlum sen bir ayda ya. Manyak ettin lan beni, her şeyi sorguluyoruz senin yüzünden. Psikoloji bitirmiş adamın bu işte ne işi var lan amına koyayım? Felsefe, öyle tabii psikoloji. He ne sikimse. Ayrıca alttan derslerim var, daha mezun değilim. Ha öyle mi? Aynen abi, uzatıyorum. Çünkü yani bazı dersleri bıraktım ki bedelli askerliği bekliyorum, uzatıyorum. Evren. Ne abi? O kadar sikimde değil ki. Vedat abi. Tamam abi, işten kopmayalım abi lütfen. İşten oğlum sen koparıyorsun bizi ya. Yok uygun muyuz, çift miyiz, iyi miyiz, ikili miyiz biz... Tamam, Vedat abi ben ortaya... Ama ben ortaya fikir atıyorum abi. Sen yani buna katılmıyorsan söyleyebilirsin yani. Diyebilirsin ben bu işe kendimi uygun buluyorum çünkü... Çünkü bu iş benim işim amına koyayım. Bu iş benim işim. Ben bu işten para kazanıyorum oğlum. Para kazanıyorum ben bu işten. Gideceğiz, paramızı isteyeceğiz. Adamın borcu var, biz de gideceğiz. Paramızı isteyeceğiz ki korkutacağız. Bu kötü bir şey yok. Karşıdan karşıya geçen teyzeye gidip tekme atmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ben de esnek çalışma saatlerini seviyorum temelde. Ben bir daha abi insanlarla böyle bir sevgi bağı kuramıyorum Vedat abi. Böyle bir sorunum var galiba benim. Ne diyorsun oğlum sen? Ne anlatıyorsun ya? Sen parayla ilgili deyince ben de hani kendi işle ilgili motivasyonumu anlatmak istedim. İşle alakalı hani... Abi ben kötü bir şey yapınca üzülmüyorum. Kötü bir şey yaptıktan sonra üzülmüyorum abi. Yani galiba hani işe alınma sebebim de bu olabilir benim. Ben böyle bir soğukkanlıyım. Oğlum 2 saattir adamın kalbi var dayanmaz bilmem ne diye... Vedat abi ben onu bilgi olarak veriyorum ben. Diyorum ki şimdi adamı gittik çok korkuttuk. Adam öldü. Nasıl ölecek bize borcunu yani öldüğünde? Onu demek istiyor. Ben diyorum ki acaba çok korkutmak değil de başka bir yöntem mi bulsak anlamında. Tamam oğlum ya Allah aşkına tamam ya. Hadi. Hadi yapacağız. Tamam mı? Yapacağız işte. Aynen. Gideceğiz, korkutacağız falan bir şeyler yapacağız. Doğaçlama takılırız abi. Benim doğaçlamam çok iyi. Çok iyidir benim doğaçlamam. O zaman... Hadi. Hadi bismillah. Pakette kardeş, haram kazanmayı dert etmez herkes. Sağ solu kes, amacına ulaş bir de hayatını yaşa. Bu da sana var. O zamana kadar az yapacak herkes. Sağ solu kes. Şartlar sana hayatı tonlar, seni bunlara zorlar. Bir kaçış yolun olmaz. Sağ solu kes sonra paranoyaları notlar. Tüm oyunları oynar, geri çekilirim sanma. Sağ solu kes. Selamünaleyküm Burhan kardeş. Ve aleykümselam. Lan sen utanmıyor musun oğlum millete borç takmaya? Utanıyorum. Ama ödeyeceğim. Çok utanıyorum abi. Ya bırak! Öyle hiçbir şey yokmuş gibi geliyorsun burada. Gevşek gevşek dükkanda takılıyorsun oğlum. Abi ben bu dükkanı açıp para kazanacağım ki o borçları ödeyeyim değil mi? Ya mantıklı. Patronu sinirlendiriyorsun Burhan. Patronun sinirlendiği zaman da ne olacağını biliyorsun herhalde değil mi? Abi siz ben patronu sinirlendirir miyim abi bilmez miyim ben onu? Onun parası zaten hazır. Yani şurada para eğer müsaade ederseniz ben alıp size vereyim ha? Al. Ver. Buyurun abi buyurun. Burada abi. Hepsi burada. Say bakalım şunu. Tam mı? Tam tabii abi. Eksiksiz ben 3 kere saydım. Kaç dedim ben son? 13. 14 dediniz gibi geldi bana ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. İçimden de 2 tane falan sayınca. Bir baştan ben tık. Şöyle yapayım ben. Şöyle masaya güzel dizdim mi? 1, 2, 3, 4. Bak şimdi 200, 400 böyle. Ne yaptı? 2000 Ver oğlum. Yapıyorum. Ver şu desteği saçma. 2000 lira koysan. Ver şu onları. Ver. Wow. Çok iyi sayıyor. 32 bin var orada. Net 32 abi. Anladım. Tamam koçum hadi. Sana kolay gelsin. İyi günler. 25 bin mi? 25? Hı? Tamam. Tamam sorun yok biz çıkalım. 25 dedin değil mi abi? Abi... Sizi Sermet abi mi yolladı? Yani koskoca Sermet abi 25 bin lira için adam mı yolladı? Patron dedik ya lan. Patron deyince ben Yavuz abi sandım. Tefeci Yavuz. Tefeci mi? Abi benim Sermet abiye borcum var ama başka borçlarım da var. Ben ödeyeceğim borcumu zaten. Ayrıca o bana dedi ki acelesi yok. Ben daha dün aradım, açmadı telefonumu da. Vallahi ödeyeceğim abi. Ama bu paranın yeri var. Oğlum... Biz tefecinin adamıyız. Ama 25 bin dedi abi. Her zaman artık KDV koyacaksın Yavuz abinin parasına. Hı? Şimdi 25 artı %10'dan 2,5. 2,5 daha ekle şimdi onun üstüne. 29,5. 2,5 daha. 5. 30 oldu. %2 çıkar ondan. 12 hop. 590 çıktı. Stopaj ekle. Ekle stopaj. Abi tamam bak ben anladım. Tamam siz Sermet abinin adamısınız ama... Bak diyorum ya bu paranın yeri var. Yavuz abinin bu para. Vallahi bak siker belamı. Lan biz de sikeriz. O sikerse ben ölürüm. Yani Yavuz abi beni öldürürse ben borçlarımı ödeyemem siz dahil. O kadar insana yazık değil mi? Ya kardeşim siz nasıl birdenbire batıyorsunuz böyle ya? Ya oğlum yapmıyor musunuz bunun hesabının envanterini, planın, bunu kağıt kalem yapmıyor musunuz bunları ya oğlum abi ya? Ne desen haklısın bak vallahi billahi çok haklısın doğru söylüyorsun ama ben borcumu ödeyeceğim. Bana hayırlısıyla cuma günü bir para geliyor. Ben bütün borcumu kapatıyorum. Herkese bak. Ama benim anam hasta bana bunu yapmayın bak. Ya Burhan sallama oğlum ya. Vallahi sallamıyorum abi. Kadın yoğun bakımda yatıyor. Yapmayın etmeyin ya. Kaç yaşında lan annen? 67. Adı ne? Fahriye. Soyadı? Evcen. Ya siktir! Siktir! Sallıyor oğlum ya. Niye abi? Fahriye Evcen dedi lan. Abi yemin ediyorum sallamıyorum. Vallahi sallamıyorum. Bir dakika. Fahriye Evcen mi oğlum senin annen? Al işte kimliğim abi buyur bak. Bak. Fahriye Evcen. Evet. Allah Allah. Ne oldu lan? Neyi var annenin? Abi çok nadir görülen bir hastalık. Ne ya? Adı ne hastalığın? Hayır. Şimdi söyleyeceğim inanmayacaksınız. Ya kardeşim söyle ya. Yabancı El Sendromu var abi. Ne? Yabancı El Sendromu. Alien Hand Sendrom. Aynen yani şey... Beyinle ilgili bir şey abi bu. Beyin... Annemin beyni bu sağ koluna hükmedemiyor. Yani sağ kol inisiyatif kullanıyor kendine göre. Ya Burhan taşak mı geçiyorsun bizle ya? Abi estağfurullah. Yok abi geçmiyor taşak. Yani var böyle bir rahatsızlık. Yani bu nörolojik bir bozukluk. Şöyle Vedat abi. Şimdi beyindeki böyle elleri kontrol eden birincil motor korteks izole bir noktada kalıyor. Yani eller vücudun bir parçası olduğunu anlamıyor böyle. Kendi kendine karar veriyor eller. Hani demin Burhan Bey çok doğru anlattı yani. Siz de çok güzel özetlediniz. Yoğun bakım ne alaka o zaman? Niye yoğun bakımda? Abi kadın sabah kalkıyor her zamanki gibi kahvaltı hazırlamaya. Bu el başlıyor kendi kendine hareket etmeye. Önce önemsemiyor yani hep olduğu için geçer falan derken bu el yapıştığı gibi gırtlağına tabii sol eliyle müdahale etmeye çalışıyor ama sağ kol kuvvetli. Sıkıyor. Sıkıyor. Beyne de kan gitmeyince annem. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Burhan, bizim beynimizi yaktın oğlum ya. Vallahi bizi salak ettin ya. Abi, benim borcum borç ödeyeceğim. Ama bu para bana lazım, yapmayın. Cuma... Parayı harbiden getireceksin değil mi Burhan? Kur'an çarpsın ödeyeceğim. Allah belamı versin, cuma ödüyorum abi. Dedim ya, para geliyor. Ben bütün borçlarımı toplu kapatıyorum abi, bitiyor. Tamam bak. Cuma geleceğiz. Cuma. Ama bir hıyarlık yapmayasın. Yok abi, Allah razı olsun. Sağ ol abi. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol abi. Abi para. Alayım mı? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol abi, sağ olun. Annem mi arıyor? Yok. Anam yazıyor. Aa. Vallahi anam. Yoğun bakımdan çıktıysa demek, çıkınca ararım dedi. Yanında diyor biri görülen, yabancı diyor. Sol el tabii şey yapamaz. Sen Burhan, bana niye yalan söyledin Burhan? Bana sen Burhan niye yalan söylüyorsun oğlum ya? Ah anam, anam. Ah, anam. Ay. Ya parasını vermezsem Yavuz abi beni öldürür be abi, garanti olsun diye dedim. Yalancı pezevenk, biz gerisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz lan? Belki Yavuz abi de uydurma. Abi yok, hepsi doğru. Allah belanı versin, hepsi doğru. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Abi biz zaten sen... Oh, yabancı ellemesen biz inanmıştık yani biz... Sen ben ölürsem parayı kim ödeyecek dediğimde biz sana ikna olmuştuk zaten. Hayır, ben önce yabancı el dedim, sonra parayı söyledim. Allah Allah, öyle mi? Öyle oldu. Ben tamam. Öyle tabii, hatırlıyorum abi ben de dedim, bilmiyor muyum? E çok iyi o zaman. Sen bizi orada tık aldın. Değil mi? Çok iyi iletişim tekniklerimiz. Abi esnaf adamız biz de. Burada herkesle ayrı kurduğumuz bir ilişki var neticede. Tabii. Lan sus lan, tamam sus! Sen onu şey yap, buz koy da bir görün yani. Çok da şey değil yani. Abi, parayı alabilir miyim ben? Al! Paranı. Yapmayın oğlum böyle işler lan. Bu bunun değil mi lan? Zorluyorum, zorluyorum. İsmini niye tutuldu? Fahriye Evcen dedi. Kim abi Fahriye Evcen? Oğlum yok mu bu şey, oyuncu? Hangi oyuncu? Ya oğlum oynuyor işte bu filmlerde falan. Şimdi ben bunu şimdi sana nasıl nasıl anlatırım? Allah Allah. Filmini söylersen ben oradan hemen hatırlayabilirim. Oğlum şey de vardı ya, bu şimdi olay şeyde geçiyor, sahilde falan geçiyor. Neyse oğlum tamam, takılacak da bir şey değil yani. Yavuz olayı gerçek miydi sence abi? Takmayacaksın oğlum böyle şeylere. İş o, iş bitti. Eve hiç taşımayacaksın Evren. Yoksa yapılmaz oğlum bu işler. Eyvallah. Sen hatırlamadın mı Fahriye'yi? Yok abi, düşünüyorum sahil dedim. Ya işte sahilde vardı bir şey ya. Yalnız çocuğun burnu gitti. Oo kaydı. Ne öğrendin bakalım bugün? Hayata dair. Yalan söylemeyeceksin. Vedat'a yalan söylemeyeceksin.